Bak şeytan diyor ki, şeytan Cenab-ı Allah ayetlerinde, Kur'an ayetlerinde, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Madem öyle beni azdırdığından dolayı diyor şeytan, onları, insanları saptırmak için, insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Yani Mehdilik yolunda. İsa Mesih'in talebelerin, Mehdi'nin talebelerinin yoluna, peygamberin yoluna pusu kurup oturacağım diyor. Pusu. Casusluk yapacağım, pislik yapacağım, oyun oynayacağım diyor. Kahpelik yapacağını söylüyor. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Bak, tam bir istihbaratçı üslubu, görüyor musun? Tam bir casus üslubu. Çaktırmadan, bak sinsice. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Yani casusluğun felsefesi işte bu. Şeytanın üslubu. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani birçok insanı saptıracağım diyor. Seni dünyanın en güzel dokuzuncu harikası seçiyorum diyor Aylin Sezen. Valla. Maşallah. Allah sevgini artırsın. Deccale bak. Peygamberimiz diyor ki, Allah Deccale doğudan ve batıdan birçok şeytanlar gönderecek. Mesela Pakistan'dan, Hindistan'dan, Avrupa'dan şeytanlar gönderecek. Ve bu şeytanlar ona, biz senin emrindeyiz, istediğini yapacağız, söyle ne istiyorsun diyor. Yalakalık yapıyor, görüyor musun? Durduk yere. Yancılık yapıyorlar. O da hadi dağılın insanlara, onların Rabbi olduğumu söyleyin. Yani Allah gibi olduğunu. E orada ne diyor adam? Adam diyor ki, bir şey anlatıyor, konuşuyorlar. Mevlana'ya inşallah diyor. Adama ağzını bozuyor. Arkasında diyor ki, niye diyor inşallah diyorsun ya diyor. Karşında ben varım diyen zaten diyor. Benim diyor. İnşallah'a gerek var mı diyor. Ya ben Allah'ım diyor zaten. Bana inşallah denir mi ya diyor. E buradaki nedir? Buradaki usup, hadiste belirtilenir usup nedir? Kim yazdıysa kardeşim, ben Mevlana yaz demiyorum. Kim yazdıysa. Şöyle buyuruyordu Yüce Rabbimiz, kovulmuş şeytan Allah'a sanırım. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler diye buyuruyor. Tabii. Dediğiniz böyle bir gösteri mi gösteride? Evet. Sayfa 196. Okuyorum. Bir işin yapılmasını söylediği zaman Şeyh Muhammed Hadim, inşallah deyince Mevlana bağırıyor. Aa aptal, ya söyleyen kim? Bak aptal diyor adam abi. Ya Müslüman inşallah diyecek Kur'an ayetine göre. Adam Kur'an'a uyma, bana uy diyor. Ben zaten Allah'ım diyor, bana inşallah demene gerek yok diyor. Ben söylüyorum çünkü diyor. Ya diyor, orada çok derin anlamlar var diyor. Sen bulutlar aleminde olsan anlarsın diyor. Doğrudan küfürdür bu ifade. Lam-ı cimi yok bunun. Yine Mesnevi için ifadesini okumak istiyorum. Bu kitap mesnevidir. Şöyle yazıyor. Alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Bak aynı Kur'an'a ayetini söyle, Allah'ın Kur'an'da Kur'an için söylediklerini mesnevi için söylüyor. Evet. Bir başka bölümde Tanrı'dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz. Uçup gider. Bir daha. Tanrı'dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. Şimdi bak, kurnazlığa bak, oyuna bak. Peygamber'e Kur'an nasıl geliyor? Vasıtalı geliyor, Cebrail'le. Evet. Eğer diyor vasıtayla gelirse diyor, uçar gider diyor. Yani Kur'an hükmü kalmaz diyor. Ama bana doğrudan Allah hitap etti diyor. O zaman kalır diyor. Yani Mesnevi-i Kerim o zaman kalır diyor. İngiliz Derin Devleti'nin başucu kitabı Mesnevi. Yani adamlara soruyoruz, maşallah diyorum ben, Müslüman olmuşsun diyorum. Ben Müslüman değilim diyor. E Allah'a inanıyordursun diyorum, Allah'a da inanmıyorum diyor. Peki nesin diyorum, ben Mevleviyim diyor, Sufiyim diyor. Binlerce, milyonlarca böyle adam var. Biz oturup bunu seyredecek halimiz yok.
şarap diyor, aşk şarabını kastetti diyor. Ya kardeşim bir kere öyle bir ifadesi yok. Hadi öyle dediğini düşünelim. Bütün haramlar helal diyor. Ona ne diyeceksin? Sırf şarap değil. Bak haydi dağılın. İnsanlara onların Rabbi olduğunu söyleyin. İşte biriniz Pakistan'dan gelin İngiltere'ye, birisi İngiltere'den gitsin Pakistan'a. Gidin diyor. Ve onlara onların Rabbi olduğunu söyleyin. Yani kendinizi Allah yerine koyun. İşte cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın. Yani eğer Deccal'a uyarsan İngiltere'de, şurada, burada, her yerde itibarın olur. Ama uymazsan işte Suriye'deki, Irak'taki gibi, Afganistan'daki gibi cehenneme çeviririm diyor. Deccal. Bunun üzerine onlar kişinin babası, annesi ve kardeşi kılığına girip dağılacaklar. Babası gelecek, yani babasına şeytan hulul edecek diyor ayette, bunu demek istiyor. Annesine hulul edecek, kardeşine hulul edecek. Kardeşi diyecek ki ya Müslümanlarla görüşme. Babası diyecek ki Müslümanlarla görüşme. Annesi diyecek ki Müslümanlarla görüşme, uzak dur diyecek. Yani annesi babası et olarak duruyor. Ama şeytan ruhuna hulul ediyor. Bedenine hulul ediyor. Artık onu İslam'dan, Kur'an'dan ayırmak için her türlü yolu kullanmaya başlıyor. Yani zaten ahir zamanda da asıl derdi deccaliyeti mehdiliktir. Yani en rahatsız olacağı nokta deccalın mehdiyettir. Çünkü onun panzehiri. Onu parçalayacak bir sistem olduğu için deccaliyet doğrudan mehdiyete hedef alır. Anneleri, babaları ve çocukları da mehdiyete karşı şiddetli bir reaksiyon göstermeleri için uyarıyor şeytan. Hadiste bu açıkça görülüyor. Bir adamın evine gelip sen bizi tanıyabildin mi diyecekler. Evet, şu babam, şu annem, şu da kardeşim diye cevap verecek. Bak, babasına, annesine, kardeşine şeytan hulul ediyor. Ve diyecek ki, bana ne haberiniz var bakalım. Önce sen söyle diyorlar. Duyduğuma göre yalancı deccal çıkmış, o Allah'ın düşmanıdır. Çünkü deccal varsa mehdiyet var. İki zıt cereyan şurada anlatılıyor şu an. Yavaş ol, o Allah'ın düşmanı değil, bunu deme sakın. Görüyor musun? Bak Deccal'e arka çıkıyor. Sen nasıl böyle dersin Deccal'e diyor. O Allah'ın düşmanı değil diyor. Bunu sakın deme diyor. O sizin Rabbinizdir. Allah o diyor. Aranızda hükmetmek için gelmiş. Cenneti ve cehennemi vardır. Yanında yiyecek ve içecek bulunmaktadır. Önceki yemeklerimiz bile onun dileğiyle hasıl olmuştur demeye kalkacak şeytanlar. Adam hemen şu cevap verecek diyor. Yani Mehdi taraftarı olan. Yalan söylüyorsunuz. Siz şeytanlarsınız. İblis ordusunuz. O da yalancının tekidir. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden bahsettiğinin haberi varit olmuştur. Hadislerde bize bildirdi sizi diyor. Onun yalancı olduğunu, yanındaki yardımcıların da şeytanlar olduğunu, İsa Mesih'in de gelip onları yok edeceğini Allah'ın Resulü bize haber vermiştir. Bunun üzerine elleri boş dönecekler diyor Deccal'in yanına. Bak aynısı. Demek ki anneler, babalar, kardeşler devreye girecekler ahir zamanda. Evet. Ve şeytan onlara hulul edecek. Mehdiyete karşı tavır almaları için, İslam'a tavır almaları için, Kur'an'a tavır almaları için. Onları ne yapacak? Dünyaya çekecek. İşte işini yap, köşeyi dön, zengin ol, ye iç. Kızsa diyecek ki zengin bir koca bul. Erkek çocuğuysa zengin bir kız bul. Köşeyi dön. Sana ne Suriye'den, Irak'tan, evet. Mısır'dan. O hoca da diyor ya, ne var ya diyor, burada bir şey yok ki diyor. Biz sakin, rahatız şu an diyor. Hiçbir şey yok diyor.